Değerli arkadaşlar, bu dersimizde metotlarda blokların kapsamını göreceğiz. Yani şöyle ifade edeyim. En güzeli bir örneğin üstünde. Bunu hemen görelim. Şöyle küçük bir örnek. 0,51 metotlarda blok kapsamları. Ya da öyle mi diyelim? Kapsamları. Ya da kapsamı diyelim. Metotlarda blok kapsamları diyelim. Tamam. Bakalım. Şuraya gelelim. Şu kenarı hemen bir genişletelim. Bizim normalde bir tane veya da iki tane veya da üç tane, önemli değil. Sayı 1 isimli sayı 1 diyelim. Bir değişkenimiz olsun. 571 virgül sayı 2. Buna bir değer vermedim ama ona da versek güzel olur. 632 olsun. Başka bir tane daha değişkenim bulunsun. Ona da sonuç diyelim. O da 0 olsun. Bakın 3 tane değişkenim. Üçünün de ilk değerlerini verdik. Şuraya şey diyelim. Sonuç diyeceğim. Şuradan da bir Ç harfi alayım. Sonuç. Sonuç dedik. Evet. Şimdi sonucumuzu da şöyle iki nokta diyelim. Yüzde D ile veya da İ ile, İster D ile ister I ile yazdırın arkadaşlar. Sonucu şöyle işte yazdıralım yani falan. Şimdi bir tane de metodumuz bulunsun. Metodu şu aşağıda bir tanımlayalım. Yani şu, bakın aşağıda dediğim bu main'in içinde değil arkadaşlar. Main'in dışında. Yani şu kapsamın dışında arkadaşlar. Burası zaten bir metot. Yani burası main metodu. Bu main metodunun şu dışında bir tanımlama yapalım. Int diyelim. Mesela çarpma diyelim. Yani böyle bir metodumuz bulunsun. Veya da toplama diyelim. Toplama, çarpma. İstediğiniz gibi siz metotlarınızı tanımlayabilirsiniz. Bu metodu tanımladık. Köşeli, süslü parantezlerimizi bıraktık. Bunun geri dönüş tipi int olduğu için geriye bir değer gönderecek. Yani return. Burada da geriye göndereceği şey sayı 1 ile artı sayı 2. Şimdi dakika 1 gol 1. Orada ne var? Bakın diyor ki erişemedim. Bir de burada da bir çağırsın. Hani çağırsın. Sonuç isimli değişkenin içine, sonuç isimli değişkenin içine şu toplama isimli, bakın metoda erişebiliyor ama metot kendi kapsamının dışında bulunan şu değişkenlere erişemiyor. Bakın buna dikkat. Gördünüz mü? Şurayı da şöyle yapalım. Noktalı virgül int yapalım. Sonucu da şöyle. Hatta bu sonuç değişkenini hemen şöyle doğrudan bile atamak yapabilirdiniz yani. Şöyle. Yani bu metottan gelen değer bunun değeri olacak diye böyle doğrudan bile bir atama yapabilirdiniz. Çalıştıralım. Şimdi bazı uyarılar var. Sayı 1, sayı 2 diyor ki burada asla kullanılmadı. Bakın. Şurada uyarı iki tane. Burada diyor ki bir tip dönüşümü falan yani yapsaydınız daha güzel olurdu. Bir de bir declaration meselesi var. Yani bildirim. Diyor ki bunu yani bu görmüş olduğun diyor metodu ben daha önce diyor bir görmedim. Çünkü bu kodlar şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir çalışıyor ya. O yüzden bu uyarıyı kaldırmak için yani şu taraftaki uyarıyı kaldırmak için siz en güzeli şu metodu, şu main'in üstünde tanımlamalısınız. Bakın şimdi bir çalıştıralım. En azından şu taraftaki uyarıdan kurtulduk.
Burada da diyor ki, şuradaki uyarıda, bunlar diyor hiç kullanılmadı. Evet, hiç kullanılmadı. Burada da diyor ki, ya burada böyle sayılar falan yok ki, yani tanımlanmamış. Sayı 1, sayı 2 nedir? Tanımlanmamış. Şöyle bir şey işte yapmamız lazım bunun içinde. Şunları biz götürüp şunun içinde tanımlarsak, bakın, ve çalıştırırsak sonucun gördüğünüz gibi yani verildiğini görürsünüz. Yani kapsam alanı, eğer ki bunlar şu ikisi burada tanımlanmışsa, yani bu kapsamın dışında gördüğünüz gibi yani erişemedi metodumuz. Bir de metodun tanımlanacağı konumu da görmüş olduk. Yani şu aşağıda bulunsaydı şimdi yine burada bir uyarı alacaktık. Arkadaşlar sanırım burada da kapsamın ne kadar önemli ve değerli olduğunu görmüşsünüzdür. Yani kapsam meselesi önemli çünkü hatalara sebep oluyor. Böyle metotların tanımlanma sırası üsttür. Yani her zaman main metodunun üstünde olması sizin için en güzelidir. Yani bu şekilde kodlarınızı böyle yazmaya özen göstermeniz lazım. Bir dahaki derse global kapsamı anlatacağım. Bu da önemli. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.